OEE, Japon yönetim sistemleri içerisinde kayıplara odaklanmış en önemli performans göstergelerinden biridir. OEE, makinelerin duruşlarını, performanslarını ve kalite kayıplarını tek bir parametre ile ölçmek ve izlemek için geliştirilmiş matematiksel bir hesaplama metodudur. Peki, ekipman verimliliğimizi neden ölçmeliyiz? Çünkü kayıpları ortadan kaldırmak için öncelikle onları bilmek gerekir. Peki kayıplarımız nerede? Buzdağımız ne kadar büyük? Onları nasıl bulacağız? Gelin size başta çok karmaşık gözüken bu hesaplama metodunu en basit haliyle anlatmaya çalışayım. Videonun üstüne bir T zaman çizgisi çizelim. Ve bu T zaman çizgisi bir vadedeki toplam çalışma süremizi ifade etsin. Toplam çalışma süremizi içerisinde makinemiz bir süre arıza durumuna geçiyor. Ve arıza giderildikten sonra ekipmanımız çalışmaya devam ediyor. Daha sonra ayar ile ilgili problem yaşıyoruz. Ve bu problemi ortadan kaldırmak için bir süre kaybediyoruz. Hattımızda farklı bir ürün üretileceği için bir setup kaybımız söz konusu. Çeşit veya ebat değişimi yapıldıktan sonra makinemiz çalışmaya başlıyor ve yine OEE değerimiz yükseliyor. Ve sonrasında mola sebeple makinemiz duruyor ve kısa bir süre kaybediyoruz. Vardiyamız bitti. Hesapladığımız OEE değeri %72. Peki bu değeri nasıl hesapladık? OEE ölçmenin birçok farklı ve detaylı yöntemi var. Ben size en yanın haliyle OEE nasıl hesaplanır onu anlatmaya çalışacağım. Tüm kayıp sürelerimizi yan yana koyup topladığımızda bir vardiyadaki tüm kayıp sürelerimizi görebiliyoruz. Bu tüm kayıplarımızın dışında kalan süre değerli çalışma süremizdir. Değerli çalışma süremiz ile toplam çalışma süremizi böldüğümüzde OEE değerini bulmuş oluyoruz. Buradaki en kritik konu OEE'nin değeri değildir. OEE'nin %100 olmasına engel olan tüm kayıpların ne olduğudur.